Avrupa'da eczanelerde kuzu postu satılır ama kimyasal işleme tabi tutulmamış. Egzamanız mı var? Sivilceleriniz mi var? Onun üstüne kapatır. Boğaz ağrınız mı var? Romatizmal şikayetleriniz mi var? Oranın üstüne koyarlar. Bu Avrupa'da eczanelerde var. Bunu yapış nedenleri orada birinci derecede içerdiği lanolindir. Ama yıkamayacaksınız. Ve sonra herkese de verilmez bu. Herkes kendine göre bir koyun postu küçük alır ve saklar onu. Yalnız kimyasal işleme tabi tutulmaması lazım. Zaten siz koyundan 2 yıl kadar tüy alabilirsiniz. Bir de ondan yatak, yorgan, döşek yapılıyor ya Evet. mesela ağrıda filan koyun tüyünden yapılan şeyler var, yataklar var. Aman Allah'ım, o kadar sağlıklı ki Ah. o bölgenin insanların da deri hastalığını zor bulursun Hüseyin. Yoktur. İşte o tüyden. Ne yapacağız hocam? Yani böyle posta Evet. süreceğiz Tabii elimizi ya da mesela koyunlarınız, kuzularınız varsa hani şimdi bir de çamurlu olanlar var havaya. Ama temiz olanları okşayın. sevelim. Evet, sevin, Bu kadar. sarılın onları, kucaklayın. Yani nasıl size müthiş bir sağlık verecektir o. Yani antibakteriyel özelliği de var hayvanların bu derisinde. Antibakteriyel. Bakterileri yok ediyor. Size D vitamini kazandırıyor. Hocam Yani on muhteşem bir şey söylüyorsunuz şu anda. şimdi mesela kulak ağrısı olduğu zaman çocuklarda hemen koyun postu koyarlar. Onun üstüne yatırırlar. Çok sağlıklıdır. Ama en kaliteli, neden kuzununki en kıymetli? Onun derinin altında daha bir yağ tabakası var. Şimdi post ya, altını orada tutan bir tabaka, orada yağ var. İşte onun yıkanmaması lazım çok. Bir defa tertemiz onu yıkarsınız, ondan sonra kullanırsınız. O kirlenmez. Mikrop orada yaşayamaz, yani mümkün değil. Eğer hayvanda bir deri hastalığı yoksa. Her neyse, bu arada bunu ben değerli izleyicilerimize anlatmış olayım. Mesela romatizmal şikayetlerde, mesela koyun, kuzu, keçi besleyenlerde kolay kolay sen şey bulamazsın. Çünkü o hayvanlarla temas halindesin. Seviyorsun o hayvanı. Dolayısıyla alıyorsun işte. Değil mi? Vallahi hocam bahar da geliyor, değil mi? Yani yanlış bilmiyorsam kuzuların, değil mi hocam? Tabii. Doğmaya başladı. Doğdular belki de. Yani bizi değer Doğum seyircilerimiz yapanlar bilgi var tabii. verirlerse lütfen Twitter'dan bize gönderirseniz. Yani mümkün olduğu kadar hele de çocuklarımızı Evet. hem hayvan sevgisi aşılamak adına hem de kendimiz için de hocam müthiş bir şey söylüyorsunuz sağlığımız adına. Yani ne var işte sev onu. Bitti. Bu arada Yani mesela sevgi bu her şeyi çözüyor hocam ya. sakın dolaba koymayın. Elbise dolabına.